Arkadaşlar, yavrunun sallabaş olmaz. Birçok video yaptık YouTube kanalımızda. Öncelikle beğene basalım. Katkımız olsun. Gerekirse nokta diye mesaj da atalım. Arkadaşlar, kümeste bir arkadaşımızın kümesinde sallabaş yavru. Bunun sebebini anlatacağım. Kümeslerdeki salmonella bakterisi illettir. Kanserdir. Bugün inekte de çıkıyor, tavukta da çıkıyor, hindide, muhabbet kuşunda da çıkıyor. Evcil hayvan bakan insanlar salmonellayı iyi tanımalı. Salmonella 220 belirtisi olan kuşçunun sadece 15-20 tanesini görebileceği, mesela tek kanat düşmesi, ayak topallaması, kuruma, uyuklama, yeşil dışkı, sümüksü dışkı, köpüklü dışkı, sulu parçalanmış dışkı, kıçına dışkı yapışma, pis kokulu dışkılar, titreme, kusma, yürürken denge kaybı, öne yaslanma, arkaya yaslanma, yavrunun yumurtadan çıkamama işi, çıkan yavrunun bunun gibi sallabaş olması, kafayı çeviriyor görüyorsunuz, sallabaş olması veya yumurtada olduğu zaman birinin küçük olması veya yeme düştüğü zaman kurumaya girmesi, sallabaş olması. Şimdi bu arkadaşa sordum ben, kümesinde salmonella gözükmüyor. Sordum, dedi ki bundan 5-6 ay önce salmonella geçirmişlerdi. Peki bunun anlamı nedir, onu söyleyeyim size. İllet bir hastalıktır. Saydıklarım 30 tane kadardır. Yani 220 belirtisi olan 190'ını sayamadığımız belirtiler. Kuş vücutta bakteri dolaşırken salmonelladır ilaca cevap verir. Kana karıştıktan sonra bunun tedavisi yoktur. Viraldir. Aedes gibi. Şimdi bunu böyle değerlendirirsek İllas Hoca ne diyorsun sen? Veya İllas abi ne diyorsun sen? Şunu diyorum. Mesela şimdi arkadaşım 5-6 ay önce kümesinde salmonella gözükmüş. Ama hiçbir sağlık problemi yokken hayvan taşıyıcı oluyor. Bağışıklık kazanmış. Taşıyıcı oluyor. Ve ne yapıyor bunun akabinde? Yumurtaya aktarıyor. Yumurtaya aktardığı zaman da bu şekilde sallabaş çıkıyor ortaya. Peki ne yapmak gerekiyor? Bu kuşları ayırmak çok zordur. Yani en azından 6 ayda bir tedavi etmekte çok büyük fayda var. Yani salmonella tedavisi, salmonella baskılamak için. Örneğin akşamdan öten kuşun sabahtan ölmesi de salmonelladır. Buna kalp krizi diyoruz. Yani salmonella kalp damarı üzerine plak denilen bir et parçası büyütür. Kuşun damarını bir sıkar, pat diye ölür. Ya kuşta hiçbir şey yoktu, anında öldü. Yok feste paylaştım, gözün Allah belasını versin, sabahına kuş öldü. İşte bütün marifetler aslında salmonella. Salmonella'dan korunmanın en iyi yolu doğru yem bulmaktır. Mineral taşlarından uzak durmaktır. Rutubet yapan tabandan kümeslerden uzak durmaktır. Nemli, bodrum katları, balkon atları, eski karataş evler, rutubetli yerlerden uzak durmaktır. Kuruyan dışkı amonyak üretir, kuşların ciğerlerini temizler. Kurumayan dışkı bakteri üretir, salmonella üretir. Bu kadar açık ve nettir konu. Evet arkadaşlar, anlatmak istediğim budur. Bu saatten sonra bu kuşa ne yapılabilir? Yumurtanın içinden bakteriyi aldı. Bunun tıbben bir tedavisi yok. Aedes gibi. Yani yok. Veya insanlardaki felç gibi. Tıbben bilinen bir tedavisi yok. Yumurtanın içinden bakteriyi aldı. Bütün vücudunu sardı. Olay bundan ibarettir. Anasını babasını salmonella tedavisine alıp bundan sonraki gelecek yumurtayı baskılamak. En azından 6 ayda bir. İmkanınız varsa 3 ayda bir salmonella tedavisi yapmanız lazım. Beğenmeyi unutmayınız. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.